Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Brawl Stars'a yeni katılan Otis karakterini çizeceğiz. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Ayrıca çizmemi istediğiniz başka karakter varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Haydi hemen başlayalım. Karakterimizin tam sayfanın orta tarafında gözü bulunacak. Onun için takmış olduğu kaskın etrafındaki bulunan o halkaları yapalım ilk önce. Onun için 3 tane, bakın şöyle dikdörtgene benzeyen çizgi yapacağız arkadaşlar. Şu birincisi. Hemen buraya alt tarafa ikincisini yapalım. Hemen bunun üst tarafına da üçüncüsünü yapalım. Ve sonrasında da etrafına göz halkamızı çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen iç tarafta bulunan göz halkamızı çizebiliriz. Bakın hemen şöyle yavaşça düzgün bir şekilde yuvarlak çiziyorum bir tane. Halkalar birbirine temas etmeyecek şekilde. Sanki onların altında kalmış şekilde yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bakın hemen şöyle alt tarafa bir tane yarım dairenin alt kısmını yapıyormuşuz gibi. Bakın şöyle bir eğri yapalım. Ve sonrasında da bunun hemen üstüne kocaman bir tane göz yapacağız arkadaşlar. Simsiyah kocaman bir tane göz ekledikten sonra bu gözünü de şöyle sağ üst tarafına bir tane şöyle ışık düzenesi konduralım. Artık bunun etrafındaki o kaskın dış kısmını yapalım. Bakın şuraya bir tane dikdörtgenin alt kısmını koyuyorum. Şuraya da bir tane yine dikdörtgenin alt kısmını koyuyorum arkadaşlar. Sonrasında artık bu yapmış olduğum çizgileri birbirine yine bir tane yuvarlakla birleştirebilirim. Hemen bakın şöyle yavaşça çemberimi tamamlıyorum. Çok yavaş bir şekilde hareket ediyorum ki resmin bozulmasın arkadaşlar. Son olarak şurayı da ekledim. Şimdi artık bakın arkadaşlar şu noktadan başlayıp kocaman kafamızın bulunduğu o kaskı çizeceğim. Bunun için çok yavaş davranmamız gerekiyor. Haydi hemen başlayalım. Çok yavaş bir şekilde kaskımızı yapıyorum. Yan taraftaki o dikdörtgen şeklinin hemen üstünden geçecek paralel bir şekilde. Sonrasında alt taraftan devam edecek. Sanki bize böyle yandan bakıyormuş gibi bir izlenim verecek. Sonrasında da sol tarafa bu kaskının yan tarafındaki bulunan o valve kısmını yapacağız arkadaşlar. Artık o valve kısmının çemberini yapabiliriz. Bakın şöyle hemen büyük bir tane yuvarlak yapıyorum. Her iki çizgiyi teğet geçecek şekilde. Şöyle çöndürüyorum arkadaşlar ve birbirine birleştirdim. Bunun içerisine hemen şöyle birbirine teğet bir tane daha çember yapıyorum. Birazcık böyle büyük olacak. Şu şekilde. Ve bunun da içerisine bir tane X işareti koyacağız arkadaşlar. Onun için iki tane şöyle birbirini kesen silindir yapmış olsak herhalde yeterli olur. Şurada alttan geçmiş olsun. Bu şekilde. Artık karakterimizin bu başının üst tarafındaki o şekli yapabiliriz. Çok kolay bir şekilde bakın şöyle bir tane dikdörtgene benzeyen şekil yapalım arkadaşlar. Sonrasında da bunun hemen üstüne sanki bir kalp yapıyormuşuz gibi ama sanki daha geniş olacak. Şu birinci tarafı hemen şöyle ikinci tarafını da buradan ekliyorum arkadaşlar. Artık kolay kısmı kaldı. Hemen şöyle alt taraftan bakın çok geniş bir tane yay yaparak o kıyafetinin alt kısmını oluşturacağım. Onun için bakın şöyle çekiyorum. Yukarıya kadar bunu götürüp şu noktada birleştirdim. Bunun kendi içerisinde kendisine paralel bir çizgisi daha var. Onu da hemen ekliyorum. Çok yavaş bir şekilde yapıp yukarıda boyun noktasına birleştirdim arkadaşlar. Bunun da hemen iki noktadan wifi bulunuyor. Onu yapacağız. Onun için bakın şöyle bir tane yarım daire üstten bir tane yarım daire alttan yaptıktan sonra her iki taraftan da şöyle birer tane yuvarlakla birleştiriyorum. İlk wifi'miz için. Sonrasında da bunun içerisine hemen bir tane küçük dikdörtgen konduruyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk wifi'mizi tamamladık. Hemen ikincisini de şuraya yapalım. Bir tane eğri yukarıdan, bir tane eğri aşağıdan yaptıktan sonra bunları artık iki taraftan birer tane yuvarlakla birbirine birleştiriyorum.
terabaytlarımızın uç kısımlarında tamamlamış oluyoruz. Hemen içerisinde de 4 tonlu dondurarak bu kısmını bitirmiş oluyorum. Bu kısımda hemen şu belimdeki çantayı yapalım arkadaşlar. Bakın onun için şöyle bir tane uzun dikdörtgen çizip ulaştırdım. Sonrasında bakın bunun uç kısmına hemen şöyle bir tane çember yapıyorum. Hemen sonrasında bakın şöyle çantanın üst kısmından aşağıya doğru uzatarak şuraya kadar çekeyim. Alt taraftan da yine şu noktaya kadar çekeyim. Sonrasında da bakın burada büyük o fermuar ağzı gibi kısmı bulunuyor. Onun için bakın şöyle bir eğri yaptım. Hemen bunun üstüne bakın şöyle bir çekirdek tanesi kondurduktan sonra bunu da bakın şöyle bir tane yuvarlakla artık bu noktayla birleştiriyorum. Sanki fermuar yapmışız gibi. Sonrasında da bunu her iki taraftan şöyle alttan ve üstten çantamızın yan tarafına bağlayıp bunun üstüne de iki tane şöyle ufak çizgi bırakalım arkadaşlar. Sonrasında da bu çanta sanki tekrardan beline arkadan bağlanıyormuş gibi bakın şöyle arka kemer çizgisini yapayım. Artık bacak kısmına başlayabiliriz. Hemen şöyle sağ taraftan upuzun bir tane eğri yapıp bakın şu noktaya kadar çekiyorum. Yaptığım bu eğriyi bakın şöyle bir tane bacak arası çizgisi kondurup sonrasında ikinci eğrimizi de bacağımızın sol tarafından uzatıp çantamıza birleştiriyorum. Sanki buradan da devam edip beliyle birleşiyormuşuz gibi böyle bir hava verdik. Ayak kısmını yapmadan önce o sırtındaki o hortum kısmını yapacağım arkadaşlar. Onun için bakın hemen şu yukarıdaki başında bulunan valfinden çantasının bulunduğu kısma şöyle ilk önce bir tane eğri çektim. Bu eğri yukarıdan gelip sanki devam ediyormuş gibi. Bakın şöyle yukarıya doğru alıyorum. Şu noktaya kadar aynı noktadan alttakine paralel olacak şekilde çekip yine başının bu sağ tarafına uzatıyorum. Aynı valfin şuradaki uzantısıyla artık bunu birleştirebilirim. Bakın şöyle uzattım arkadaşlar. Artık bu kol kısmının o uç kısmını yapabilirim. Onun için bakın şöyle ilk önce bir tane dikdörtgenimsi yapıyorum. Uç kısmı için kenarları yuvarlak olacak şekilde yaptığım bu çizgileri hemen buna birleştiriyorum. Sonrasında bu göğsünde yapmış olduğum valfin biraz daha büyüğünü buraya yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir eğri. Bunun üst tarafından bakın şöyle bir eğri. Sonra sağdan bir yuvarlak. Soldan birer tane yuvarlak yaparak birleştireyim. Uç kısmı. Orta kısmına da hemen bir tane dikdörtgenimi kondurdum arkadaşlar. Son olarak en uç kısmını yapacağız. Onun için bakın şöyle bir eğri. Şöyle de yukarıdan bir eğri çektikten sonra bu eğrileri bakın şöyle birer tane silindirle birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Böylelikle kol kısmını da tamamlamış olduk. Son olarak ayak kısmı kaldı. Onu yapalım. Hemen botları için bakın şöyle bir eğri çektim. Sol taraftan da bakın şöyle aşağıya kadar bir eğri çektim arkadaşlar. Yapmış olduğum bu arka taraftaki eğriyi uca kadar uzatıp yukarıdan döndürüp aşağı taraftan çizgisini çekiyorum. Aynısını buradan yapıyorum. Yalnız buradaki ayak bize doğru dönük olmuş olacak. Onun için bakın şöyle hemen ayak kısmını olduğu gibi tamamlayıp buradan da ayak üstü çizgisini bakın şu şekilde belli ediyorum. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.